TGRT radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmakla dolayı mutluyum. Bugünkü programımız esasında teknik masada Burcu Turan bizlere yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp sizlere bir saate yakın müddet için sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah sizlere güzel bir, bir saate yakın müddet geçirtmek istiyoruz. Faydalı olmaya çalışacağız inşallah elimizden geldiğince. Bu bizim vazifemiz. Efendim bundan önceki sohbetimize sizlere Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı anlatmaya çalışmıştık. Kavalalı Mehmet Ali Paşa imparatorluğun 19. yüzyılının başlarında Mısır'da çeşitli olaylar ki geçen haftamızda anlattık bunları yaşadıktan sonra birdenbire ortaya çıkıp yani sıradan bir askerken bazı hadiselerde gösterdiği yararlıklardan, gözü peklikten dolayı yükseliyor, yükseliyor. En sonunda Mısır'da, Mısır'daki insanlar arasındaki gruplar arasındaki ihtilaflardan da istifade ile bunları da bertaraf ederek imparatorluktan, padişahtan Mısır vilayetinin idaresini alıyor. Yani el mecbur olunuyor ona verilmeye. El mecbur bir vaziyette doğuyor. Efendim söyleyeyim. Ve böylece Mehmet Ali Paşa orada bazı şeylerle uğraşmaya başlıyor. Tabi bölgesinde ta 1742'lerde başlayan Hicaz bölgesinde Necid taraflarında bir Vahabi fitnesi var. Wahabi fitnesi Abdülvehab oğlu. Abdülvehab iyi bir kimseydi. Aşiret lideriydi. Köl aşiretlerinin en büyüğü idi, güçlüsüydü. Fakat onun oğlu bu Hakikat kitabını yayınlarından olan bir İngiliz casusunun itirafları kitabında bu çok güzel hikaye edilmiştir. Ama Türkiye'de Vahabilikle ilgili çeşitli çalışmalar yapan bilhassa ilahiyat fakültelerindeki bazı hocaları talebelerine yani doktora talebelerine doktora yapmaya yanına gelip müracaat edip de kabul ettiklerine ekseriyetle vahabili işlemelerini, bu konuyu araştırmalarını verdiklerini biliyorum. Ve bu kimselerde, bu doktora tezinin jüri tarafından reddedilmemesi için, kabul edilmesi için tabi tez hocasının da yönlendirmesiyle şöyle yazarsan iyi olur, böyle yazarsan iyi olur diye. Ben bu tezlerden birkaç tanesini okudum. Bayağı uzun uzun okudum. Ders çalışır gibi okudum. Gördüm ki bu kabul edilen tezlerin hepsinde Vahabilik, evet biraz Hazreti Ali radıyallahu anh zamanındaki hariciliğe benzer gibi oluyor ama yani o da bir görüş canım o da bir ceditçilik ceditçilik yenilikçilik İşte bir İmam-ı Rabbani isimli kimse e, ceditçi olarak başka şeyler söylemiş ama diyerek batıda vahabiliği inceleyip ve taraf olarak tabi vahabiliğin İslam'ı bölen bir çalışma olduğunu biliyor Avrupa'daki bilim adamları. Hep Vahabiliğin bir yenilikçilik, İslam'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği zamana uydurulmaya çalışılması, o zamana götürülmesi, aradaki bütün geçen Efendime söyleyeyim, 1750'li yıllara kadar demek ki bin yüz senelik Müslümanlar iyice ipin ucunu kaçırmışlar. Alim denen kimseler dini zorlaştırmışlar. Efendim, çeşitli hurafeler türetmişler. İnsanlara din diye bunu sunmuşlar. E Abdülhaboğlu sen bunun aslını nereden öğrendin peki? Söyle söyle. Hemfer'den öğrendin. İngiliz casusundan öğrendin. Söylesene bunu. Bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir diye. Ondan sonra da dinde ne kadar insanların ziyaret ettiği türbeler varsa hepsini yıktırdılar. Vahabi olmayanların malı da, kanı da, ırzı da, namusu da helaldir diye fetva verdiler. Ve Abdülhaboğlu ben sadece dinle uğraşırım dedi. Siyasetle uğraşmam. Ama yayılabilmek için, insanları ikna edebilmek için arkasında bir siyasi kuvvete çok muhtaçtı. Bunu biliyordu. İngiliz'de de zaten mutlaka arkana bir siyasi güç alman lazım. Yoksa Osmanlı gelir seni bu çölde boğar dedi. O da Suud kabilesine giderek dedi ki böyle böyle benim davam taht, koltuk, devlet değil. Ben sadece dinin asla dönmesini istiyorum. Bu bozuklukları gidermek istiyorum. Kim verdi sana bu vazifeyi? Yok bir şey. Veren verdi de yok bir şey. Siz de hiç olmazsa benim e, önümü açın. Bana inananların olduğu yerlere İstanbul müdahale edemezsin. Siz de ona karşı gelin. Devlet gücünde siz kurun dedi. Benim devlette gözüm yok dedi. Dedi ama. Vahabi Suudi Krallığı adıyla krallık kuruldu. Hani Vahabilik yoktu idarede. Niye Vahabi Suudi Krallığı? Şimdi niye Suudi Arabistan Krallığı? Vahabi niye kaldırdınız? Var mıydı? Vardı bu isim. Yıllarca devam etti. Ve Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Tosun Paşa, İbrahim Paşa onlarla uğraşırken, isyanı tenkil etmeye yani bastırmaya çalışırken hep karşısına Vehhabi Suudi topluluğu çıktı. Topluluk bu atla yürüdü. Çünkü Vahabi krallıksız olamıyor. Güç istiyor kendine. Suudi de Osmanlı'ya karşı alternatif bir inanç koyacak şekilde Vahabi'ye muhtaç. Evet. İşte bu böyle dağdağlı bir dönemde Mehmet Ali Paşa da Mısır'da vali ve buralarda büyümenin de yolunu gütmeye başladı. Mısır yetmedi. Mısır'ın deniz tarafındaki arazinin yönetimini de, idaresini de bir yolla aldı. İkinci Mahmut Han zamanında dedik ve devam ediyoruz. Mehmet Ali Paşa Yahudilere, bu Vehhabilere karşı deryeyi kuşattığında 1818'de 2. Mahmud Han zamanında ve deryeyi alınca Vehhabilere karşı Mehmet Ali Paşa kuvvetleri Kavalalı Mehmet Ali Paşa kuvvetleri zafer kazanmış oldu. Böylece İslam aleminde İslam'da ikilik çıkarmaya çalışan Vahabilerin yenilmesi Mehmet Ali Paşa'nın ismini İslam aleminde kahramanlar arasına getiriverdi. Bunu fırsat bilen Mehmet Ali Paşa Kızıldeniz'deki ticaret yoluna el koydu. Kızıl Kızıldeniz'de Süveyş kanalı yok. En aşağılara doğru Cidde var. Babil-Mendeb'in üst tarafında. Yukarıda da Süveyş şehri var. Tam böyle Basra Körfezi'nin sonundaki gibi orada da deniz geliyor, kör bağırsak gibi orada kalıyor. Akdeniz'e ulaşamıyor. Evvelden bağlantı vardı, yoktu diyorlar ama onlar bizim konumuzun dışında. Bu ara Cidde ile Süveyş arası 1520 kilometre. Yani Türkiye'nin neredeyse bir başından bir başına İstanbul'dan Erzurum'a gibi bir mesafe, bir uzunluk. Burası da Hemfer'in niye bu kadar gayret ettiği, niye İngiliz'in para döktüğü böyle anlaşılıyor. Şöyle Bombay'dan, şimdi Mumbai diyorlar herhalde. Haritalarda öyle geçiyor. Bombay'dan ciddiye 4200 kilometre. Deniz binok ok, 2700 deniz bile. İngiliz tüccarlar, yani İngiltere Devleti gidip de hortumları kendi bağlamıyor. İngiltere sömürgede, müstemlekede bir yeri kendine tabi kılıyor. Onların idarecilerini kontrola alıyor. Ve orada İngiliz tüccarlarıyla İngiliz menfaatine çeşitli şeyler ürettiriyor, üretilmiş olan şeyleri aldırıyor, işte onlara mal satılıyor, onlardan mal alınıyor. Yani demek uygun olabilir Hindistan kıtası diyelim biz ona Asya kıtasında ama yani Hindistan da ayrı bir kıta gibi. Hindistan kıtasının ne kadar imkanları varsa, yer altı, yer üstü, bunların hepsini İngiliz tüccarları, gemilerle batıya aktarıyorlar. Ve, bu gemiler, Süveyş'e getiriyorlar, Osmanlı Devleti de buradan alışveriş ediyor. Bütün Avrupa ticareti İngiliz yeniliğinde. Dünyanın en zengin tüccarları şimdi Amerika'da ise iş adamları, dünya birincileri. O gün İngiltere'de böyle bir ticaret yolunun 1520 kilometrelik kısmına Mehmet Ali Paşa otoritesini yerleştiriyor. Cidde Limanı'nın büyük bir uğrak yeri olması sebebiyle liman ve gümrük gelirleri çok iyi. Mehmet Ali Paşa nasıl şimdi Mısır'da kendi sultanlığını ilan etmesin? Gümrük geliri var. Limanın hizmetlerinden dolayı bir geliri var. Bunlar kaçamayacak gelirler. Belli başlı gelirler. Bir de küçük küçük yani limon satanın karı gibi değil kocaman kocaman apartman blokları satanın karı gibi bir koca gemi geliyor. Ondan bir çuval para alınıyor. Bir seferinde. Bunlara el koyuyor. Ciddede gümrük vergisini yüzde on ilan ediyor. Yüzde on. İngiliz tüccarlar ne yapsınlar? Eskiden Oralarda Vehhabiler varken onlardan vergi falan da alınmıyordu yani. Evet bir Osmanlı valisi var ama yani Osmanlı valisi de maalesef az içindeydi. Diyor ki buradan öteye de gemileriniz geçemez. Bunları bu bölgenin insanlar nakleder, gemileri naklederler. Aman zaman yok diyor. İndireceksiniz. Bir de antrepo parası çıkıyor efendim. İngiliz bu karını kaptırır mı? Mehmet Paşa'ya baskı yapmaya çalışıyorlar. Hem Vahabilerin çanına ot tıkadı oğlunun başarısıyla hem de bir de ticaretine ot tıkadı. Çok baskı yaparak Osmanlı Devleti'ne Süveyş'e kadar İngiliz gemilerinin İngiliz tüccar gemilerinin gelmesine yüzde beşte Süveyş'te gümrük vergisi vermek üzere yani toplamı yüzde on beş olacak şekilde bir anlaşmayla gemileri Süveyş'e izin alabiliyorlar. Şimdi Süveyş kanalı şu andaki Süveyş kanalından bin bir konteyner on tonluk bir konteyner bin dolara geçiyor. Sayın bir gemide 200 tane mi var? 200 çarpı bin dolar. Evet. 20 tonluk varsa konteynerler 2000 dolar. Sadece geminin içinde geçen konteynerden alınan bu para şu anda İngiltere'ye akıyor. Niye? Kanalın hisselerinin çoğunluğu İngiltere'nin elinde. Mısır ne yapıyor? Mısır'da işte oradaki hizmetleri yapmanın böyle bir hademe maaşına kadar düşük olursa hademe maaşı gibi Süveyş'ten istifade ediyor. İyi biçip yan gelip yatıyor. Batı'ya peki diyor. O gün İngiltere'ye, bugün Amerika'ya. Peki, 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 peki. E seni niye tutmasın Amerika orada ya? Bir de buraya general görevlendirecek. Ordu görevlendirecek. Bir sürü masraf. Halbuki sen Mısırlısın. Omuzunda da general ütüpesi de var. Bana da he diyorsun. Belki benim generalim bana diklik edecek şimdi ettikleri gibi. Ama sen edemezsin. Böyle bir düzen dünyada hala devam ediyor. Hepimizin gözünün önünde. Bunlar alın teriyle kazanılan paralar değil. Bu paraların da sonu geliyor. Onun içinde dünya, yani Allah bilir ama bir felakete doğru hızla ilerliyor. Allah Teala bizleri bu şaşkınların tedbirlerinden muhafaza eylesin. Hicaz seferinin hemen ardından Mehmet Ali Paşa o kazandığı otoritesini, idaredeki zaptı raptını korudu ve yayılmacı bir politika takip etmeye başladı bir yeniden ordu kurmayı planladı. Onun için de bu ordunun kurulabilmesi için de Kızıl Deniz'deki ticaret yollarında üstünlük madem ki kurdu, Sudan'a gözünü dikti. Sudan büyük bir ülke. Altı tane eyaleti var şu anda. Batı'nın tahrikiyle Ekvator'a yakın olan Sudan halkının nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olduğu için orada bir 20 sene kadar savaş devam etti. Büyük masrafla bir iç savaş devam etti. Ve vilayeti üstüva yani ekvator vilayeti denilen vilayet petrol de çıkan yer Güney Sudan olarak Sudan'dan ayrıldı. Kimsenin gıkı çıkmadı nasıl ayırırsınız ya? Güney Sudan, Güney Yemen, Kuzey Yemen, Kuzey Sudan. Ne oluyor arkadaş Kuzey Güney? Dört yöne göre memleketi bölecek misiniz ya? Bir de Doğu Batı Sudan yapsalar tamam işte. Al sana dörde bölündü. Onların da doğusunu batısını bölecekler. On altıya böleceksiniz o zaman. Böyle bölücüdürler efendim. Bölücünün büyüğü müstemlekeci devletlerdir. Müstemlekelerindeki insanların aralarına nifak sokarlar, onları parçalarlar, lokmayı parçalamadan yutamadığımız gibi onlar da devletleri parçaladıkça yutarlar. Bu da Siyonizmin ana prensiplerinden biridir. Bir Müslüman da Siyonistin uşaklığına peki diyemez ki ya dememesi lazım ya. Diyorsa Müslümanım diye göğsünü de tapaçlamasın yani Elhamdülillah Müslümanım demesin ya. Hicaz ve Sudan seferinde kendi ordusunun çöl harekatı için zaafını gördü Mehmet Ali Paşa. Tespit etti. Ha dedi bu, bu de işte biraz daha dikkat etmek lazım. Nizamı Cedid adlı yeni bir ordu kurmaya karar verdi. Üçün Selim Han'ın uğruna kelle verdiği nizamı cedidi. Arkasından işte 10-12 sene sonra Mehmet Ali Paşa Mısır'da kurmaya karar verdi. Bu ordunun kurulma vazifesini daha 20 sene önce Mısır'ı istila eden Napolyon'un ırkından bir Fransız albayı Joseph Seve verdi. Joseph Sev. Adını da Süleyman Paşa dediler. Joseph olarak çıkaramadı Müslüman ordunun karşısına. Avrupa'yı tarzda ordu kurulmasını düşünüyordu Mehmet Ali Paşa. Bunun da ilk denemesini 1820'de bu ordu kurulmaya başladı. 1821'de Mora, Patras veya Patros isyanında bu orduyu denemeye çıkardı. İbrahim Paşa'nın emrinde Mora valisi ve orduya gönderilecek serasker yapıldı İbrahim Paşa. Hem Mora valisi yapıldı, Osmanlı yaptı bunu. Yani oradaki isyan için, 1821'deki isyan için Mısır'dan yardım aldı Mahmut Han. Çünkü Yeniçerilerin merkezdeki Osmanlı Merkez Kuvvetleri'nin elle tutulacak hale kalmamıştı. İstanbul halkı devamlı soyuluyordu. Asayiş hiç yoktu. Yoksa bir sultan, bir padişah kendi askerinin kışlasını ibadet yeri bilir ya. Top atışına tutar mıydı? Vakayı hayriye şimdi yok efendim vakayı şeriye oldu. Niye? Devlete baş kaldırdılar adamlar peki. E olsun canım cahilliklerinden yapmışlardır. Şimdi de böyle darbecilere böyle gül buketleri gönderiyorlar ya laflarıyla. Bazı hain tabiatlı insanlar. Evet. İbrahim Paşa kısa bir zamanda Morayı ve mühim adaları aldı. Yani isyanı oralarda susturdu. Baktılar ki Mora'daki bu Patros isyanını her ne kadar Fener Patrikhanesi'ndeki Patrik Gregorius çıkarmış olsa da onun el yazıları çıktı çünkü isyancı askerlerin veya onun hazırladığı dualar çıktı. İsyancı askerlerin sol göğsündeki cepte. Onlara dualar ediyordu Patrik. Muvaffak olacaksınız siz diye. Ölenlerin ceplerine baktı. Hep sol cepte aynı yerde. Neye benziyor bu kıymetli dinleyenlerim? Hani bir dolar çıkar adamlar var ya. Allah Allah. Birisi de oluyor. Birisi de 2016'da oluyor. Yani neredeyse beş sene daha olsaymış, 200 sene önceki hainlik hainliktir efendim. Yani bin sene önce de olsa olurdu. Bin sene sonra da hainlik yine böyle olacak. Avanakları bulunca onları böyle uyutacaksınız. İnsan nefsi bu işte efendim. Onun için dinimiz allah Teala bize buyuruyor ya nefsinize uymayın. Nefsinize uyarsanız sizi iyi bir yere götürmez diyor. Evet Mora da mühim adaları İbrahim Paşa aldı ve biz bir küçük reklam arasına girme durumundayız. Küçük bir aramız var inşallah yine sizlerle beraber olmak istiyoruz efendim. Evet kıymetli dinleyenlerim Reklam aramızdan sonra sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Tegeret FM Radyosu'nu dinliyorsunuz. Bize ulaşacağınız telefon numarası 0212 alan kodundan 454 56 46'dır. Radyomuzun mail adresi tgrt fmcomtr tg -fm Şahsi mail adresim ise ismail.yagci41@gmail.com. Buralardan bizimle irtibat kurabilirsiniz. Tarihle ilgili olmak üzere sorularınızı her zaman içinde gönderebilirsiniz. Vaktim müsait olduğundan inşallah e, sizlerin suallerinde cevapsız bırakmamaya gayret ediyorum. Ed etmeye de niyetliyim. Bu Mora patrasisyanı her ne kadar Patrik Gregorius çıkardıysa da esas bu isyanın siyasi fikir babası İngiltere ve İngiltere'nin adına da İstanbul'da Lalet Dayan bir lord olarak bulunan sonradan lord oldu. Stratford Kenning var. 54 sene Osmanlı ülkesinde kaldı. Adam bir değil 50 tane vazifeyle geldi oraya efendim. Birisi de bu Yunan isyanıydı. Hatıralarında Can Yücel'in tercüme ettiği hatıralarında diyor ki bu Yunanlılar hiç adam olmaz. İngiliz lordu söylüyor. Biz onları istiklale kavuşturmak istiyoruz. Bunlar tembel adamlar diyor. Çalışmıyorlar, bizim dediklerimizi yapmıyorlar. Bizim işlerimizi zorlaştırıyorlar diyor. Nihayet verilen emirle Londra'dan işte Patrick de buradan mektupları göndermek suretiyle dua kağıtlarını göndererek Patras'ta bir isyan çıktı. Müslümanlar da kırıldı. İsyancılar da kırıldı. Osmanlı orada güçlü bir haldeydi. İbrahim Paşa'nın yeni babasının kurduğu orduyla beraber bu harekatı başarılıydı. Fakat üçlü bir ittifak hemencecik, hemen hadisenin hemen başlangıcında Fransa, İngiltere ve Rusya Bunlar efendim öyle birbirlerine çabuk fiş takabiliyorlar ki, öyle çabuk irtibat yapabiliyorlar ki. Her dönemde bu böyle olmuştur. Ama bazen İngiltere, Fransa acık kendi menfaatini düşündüğünde onun kafasına bir tokmak vuruyor. Senin görevin benimle ittifak yapmak. Ben bu denizde balinaları tutarım. Sen istabritleri tutacaksın. Bakın ha... benim istabritle işim yok. Sen istabritle idare edeceksin. Anadolu'ya geldiklerinde de bunu yaptılar. Nerede istilaları varsa orada hep Fransa'yı yanlarında aldılar. Bundan bir maksatları kendileri aç az güç kullansınlar, az güç kullansınlar. Askeri güç yani. Birileri bu işin hizmetini yapsın yani o da İngiltere dinkini, Fransa yapacak. Bir de ha ya bir tek İngiltere değil, bu Hırgüre muhatap olan demek ki bu millet arası bir mesele ya. İşi hemen millet arasına çevirip, Lozan'da yaptıkları gibi Osmanlı devletine ve Türkiye Cumhuriyetine Cumhuriyet Lozan'dan sonra kuruldu hanım, Türkiye Cumhuriyetine. Millet arası konferans kardeşim. Ne yapalım yani bütün dünya milletleri bunu böyle istiyor. Peki şimdi biz Türkiye olarak bir millet arası konferans tertiplesek zaman zaman Türkiye'de de İslam milletleri konferansı falan toplanıyor. Bunu istesek ve İngiltere'nin bir durumunu görüşsek de İngiltere bundan sonra şöyle şöyle yapacak desek ne olur efendim? Dersiniz ki ya bu e, İsmail Hoca dağıttı kendini ya. İngiltere'ye hesap mı sorulur ya? Kim sorabilmiş ki siz soracaksınız? Sordu sordu. Ecdadımız çok sordu. Çok sordu. Kuzey İrlanda'ya açlıktan ölen insanlara... ...kraliçenin muhalefetine rağmen... ...hayır demesine rağmen... ...para ve gıda yardımı gönderdi Abdülmecit Han. Ne oluyor İngiltere? Düşünün başka birinden çalıp çırptığıyla mafyalık yapan bir adam villalarda kalsa, yatları katlar olsa, hayatı bir tetik çekilecek bir tetiğe bağlı. Aynen, aynen. Hiçbir zaman bu üstünlükler kalıcı olamaz, olamıyor da. Şu anda Avrupa Birliği'ndeki ayrılma sıkıntıları da bunu gösteriyor. Allah sonunda hayra getirsin bunların. Ve üçlü ittifak Babali nezdinde yani Osmanlı hükümeti nezdinde mütareke yapılmasını askerin çekilmesini bu isyancıların işinin barış yoluyla hallini istediler. Ya arkadaş senin memleketinde bir adam yolda giderken kalabalığın üstüne bir araba sürüyor. Anama ölüm cezasıyla cezalandıracaksın müsaade olsa. Peki burada binlerce Müslüman ölmüş patras isyanında. Sen nasıl bunu yani müzakere yolu çözeceksin? Kabahatli kim? İsyan eden. İsyan edilene de sen isyan edenle masaya oturtursan adama sorarlar. Sen isyan edenlerin Elinden bir rüşvet mi yedin? Ne oldu? Veya arkadaş sen kimden yanasın? O zaman sen bana düşmanlık ediyorsun. Benim ülkemi bölmeye niyetlenmişsin. Bölüp yutmaya niyetlenmişsin. Onun için Lord Kenik Yunanlara hakaret ediyor. Bunlar adam değil. Biz onlar için uğraşıyoruz. Onlar kendiler için uğraşmıyorlar diyor. Tabi Ali bunu 1821'de reddetti. Hükümet, padişah da reddetti tabi. Ve müttefiklerden Fransa, Fransa Deniz Kuvvetleri Komutanı İbrahim Paşa ile temasa geçerek dedi ki biz sizi seviyoruz. Ya İngiltere, Fransa seviyor. Niye? Ee, hani Albay, Albay Joseph kurdu ya bu orduyu. Yani Süleyman Paşa dedikli adam kurdu ya. Güya seviyor. Osmanlı'ya karşı olduğu için seviyor. Sen dedi biz burada bir harekatımız olabilir. Bu harekattan sen zarar görme. Sen kendi gemilerini al. 60 tane gemisi var. Sen dedi Mısır yolunu bir tut bakalım. o suriyelerin deriyede yerle bir edilmesini sağlayan kahraman İbrahim Paşa maalesef Fransızların arzusuyla 60 gemisini çektiği gibi Osmanlı'nın 15-20 tane de Osmanlı'nın gemisini yedekleyip götürdüler efendim. Gemisini kaçırdılar ya. Kendi devletinin gemisini kaçırdılar. Geri kalan Osmanlı donanması da 1827'de hemen Moran'ın yukarısında İtalya bakan kısımda girintide Adriyatik Denizi'nin Navarin Limanı'na girdi. Ve müttefik donanması limanın ağzını kapatmak suretiyle oradaki donanmayı imha etti. Yaktı. Mura ile irtibatın kesilmesi, bu bölgedeki ordunun, zor durumda kalmasıyla, Mehmet Ali, müttefikleri temsil eden, İngiliz Amirali, Kadriktan ile, İskenderiye'de bir anlaşma imzaladı. Osmanlı'nın Mısır valisi, 9 Temmuz 1828'de İngiliz Amirali ile bir anlaşma imzaladı. Ve 1827'de de Mora Seferi'ndeki kayıplarına karşılık Suriye'nin kendine verilmesini bab Ali'den istedi. Ben Mora Harbi'nde çok kayıpları oldu. Bunların karşılığında Mısır'a ilaveten bana de ver padişahım dedi veya hükümete dedi padişah diye de. Yani o da ona dedi demektir. Bu da reddedildi. Osmanlı tabi olarak bunu reddetti. Mehmet Ali Paşa ordusunu güçlü tutarsa bu sözlerini yaptırabileceğini düşünüyordu. Onun için askeri gücü ve tabi insan da dahil buna insan kaynaklarını kuvvetlendirmek istedi. Bunun içinde eğer Suriye'yi de alırsa ordusuna nasıl Sudan'dan asker aldıysa Suriyelileri de askere alacaktı. Mısır'ın nüfusu o kadar çok değildi. Yani orduyu büyütmek istiyordu. Evet. Akya valisi Abdullah Paşa ile arasında bir ihtilaf vardı. Osmanlı'dan Suriye de verilmedi. Akya valisi kim? Abdullah Paşa. Abdullah Paşa ile bazı sürtüşmeleri vardı. O çünkü saldırgan yayılmacı hareket etmeye başladı Mehmet Ali Paşa. Ve bu anlaşmazlıkları bahane ader sayarak bahane sayarak 1831 Kasım'ında İbrahim Paşa emrinde Suriye'ye bir ordu gönderdi. 1831 Kasım'ı tabi oralarda Kasım ayında harekat mümkün. ...Halebe kadar olan yerlerde... ...hatta daha yukarısı kilise kadar... ...olan yerlerde... ...Kasım ayı öyle çok... ...soğuk ve kış... ...hali değil. Ve... ...İbrahim Paşa emrideki Mısır kuvvetleri... ...askeri... ...ordusu... ...Kudüs'ü, Nablus'u... ...Suru, Sidon... ...Beyrut ve Trablus'u... ...kısa zamanda aldı. Aldı... Babali bu yapılanlara yapmayın etmeyin diyerek sulh yoluyla kendi paşasıyla bir harbe çıkmış devlet görünümü vermemek için sulh yoluyla bir şeyler yapmak istediler. Ve buradan da netice alamayınca A Hüseyin Paşa'yı Osmanlı ordusuna serasker tayin ettiler hükümet padişahın da izniyle. A Hüseyin Paşa hem A hem Paşa. Böylesi pek görülmez efendim. Bu A Hüseyin Paşa evvela Yeniçeri ağlığı yaptı. Yeniçerilerin bozulduğu bir dönemde onların içindeki fitnenin ele başlarını tek 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 tespit etti. Padişahla teması çok iyiydi. Çok başarılı bir insandı. Devlet bir tarafa, dünya bir tarafaydı onun için. Ve onun emrinde, A. Hüseyin Paşa'nın emrinde, Osmanlı ordusunda, tabi bu Suriye'deki harekata karşı, hazırladı. 1832 senesinde yani Kasım ayı 31 Kasım'ı işte 2-3 ay sonra Mehmet Ali Paşa ile oğlunun adları devletin tevcihat yani tayin ve terfiler listesinden çıkarıldılar. 1832'de hükümet çıkarttı. Bu devletin çok mühim bir şeyiydi. Resmi gazete gibi. Daha sonra da Şeyhülislam'dan alınan bir fetva ile Mehmet Ali Paşa ve İbrahim Paşa asi ilan edilip Mısır, Girit, Cidde ve Sayda eyaletlerin idaresi A Hüseyin Paşa'ya verildi. Ey! Eh, verilsin. Ve Nisan 32 senesinin Nisan'ında Mısır birlikleri Osmanlı askeriyle ilk defa Zerran mevkiinde karşı karşıya geldi ve Osmanlı askerini yendi. 1832 Mayıs'ında Akya 6 ay süren bir muhasaranın sonrası teslim oldu. İbrahim Paşa emrindeki Mısır askeri önce Halep valisi Mehmet Paşa emrindeki Osmanlı öncüsünü arkasından da esas ana kuvveti 29 Temmuz'da A Hüseyin Paşa emrindeki ana orduyu Beylan yani bugün İskenderun'un e, Belen bölgesinde mağlup etti. Amanos dağlarının denize doğru bitiş noktalarıdır buralar, Belen. Günün her saatinde orada iklim değişir efendim. Yaz ortasında böyle giyecek palto arayabilirsiniz orada, öyle yerler var. Evet. Üst üste bu galibiyetler İbrahim Paşa'yı da, babası Mehmet Ali Paşa'yı da başta e, epeyce cesaretlendirdi. İbrahim Paşa askeri Konya üzerine yürüdü. Hiç mukamet görmedi. 1832 aralığında Sadrazam Reşit Mehmet Paşa... Emir'deki Osmanlı ordusunu da yendi. Osmanlı'nın artık başkenti de tehlikedeydi. Koya gitti. Afyon'a kadar çıktılar. Bu arada büyük devletlerden siyasi ve askeri yardım sağlamak için temin etmek için Babali bir gayrete geldi. Tophane müşiri Halil Rıfat Paşa ile Ahmetçi Mustafa Reşit Bey'i Mısır'a gönderip Mehmet Ali Paşa ile anlaşmaya çalıştı. Müzakereler oldu aralarında. Maalesef Osmanlı'nın bir valisiyle hükümetin gönderdiği murahhas heyet diyelim buna. Orada görüşmelere başladılar. Rıfat Paşa, Halil Rıfat Paşa, müzakereleri kesmemek için orada kaldı. Reşit Mehmet Bey'i İstanbul'a gönderdi. ve 1832 martında Reşit Bey babalveliçe verilen yeni bir talimatname ile Kütahya'da bulunan İbrahim Paşa'ya gönderildi. Yapılan müzakerelerde Reşit Bey İbrahim Paşa'nın uzlaşmaz tavrına bakarak kendisine verilen yetki ve talimatı da ihlal edip Halep ve Şam'a ilaveten Adana'nın da İbrahim Paşa'ya verilmesini devlet istemediği halde o kabul etti. Ama ikinci Mahmut Han reddetti. İkinci Mahmut Han'ın hastalanmasına sebep olan hastalığını başlatan bu hadistir efendim. Avrupa devletlerinin baskısı yani Avrupa devletleri kim? İngiltere, Fransa. Rus kuvvetlerinin yardım için İstanbul'a gönderilmesiyle Mehmet taleplerini kabul etmek ve uzlaşmaya mecbur kalan 2. Mahmut Han 1833'te Adana'nın İbrahim Paşa'ya muhassıllık olarak verilmesine razı oldu. Şimdi bakın Avrupa devletleri araya giriyor. Rusya araya giriyor. Mehmet Paşa'yı hala üstün durumda tutmak istiyorlar. Buraya kadar tamam. Evet. Ve böylece Mehmet Paşa'nın Adana isteği de yerine getirilmiş oluyor. 1830 senesi baharında da bu hususta bir ferman yazılıp Kütahya'ya gönderildi İbrahim Paşa'ya. Bu mutabık kalınan husus Babali ve Mehmet taşı arasında geçici bir barış hali doğdu ama iki taraf da çok gergin ve birbirlerine çok itimatsızdılar. Babali Rusya ile ittifak anlaşması yani Hünkar İskelesi anlaşması imzaladı. Batılı güçlerin bu hali koruma yolu tavır almasıyla ikinci Mahmut Han meseleyi askeri tedbirlerle kendi lehine çevirme arzusu Mehmet Ali Paşa'yı çok rahatsız edince askeri tedbirleri almaya sevk etti. Mevcut askeri hazırlıklara Suriye'de takip edilen idare tarzının neticesi de, çok ciddi problemler meydana geldi. Vergiler, teker usulü mecburi askerlik, tekel usulü mecburi askerlik tatbikine geçti Mehmet Ali Paşa. Bu çok üzücü oldu. Çıkan isyanlar kısa sürede Lübnan ve Filistin'e de sıçradı. 1834'te İbrahim Paşa tarafından bu isyanlar çok kanlı bir şekilde bastırıldı. Osmanlı'nın ordusu Osmanlı'nın vatandaşını Lübnan ve Filistin'de oluk gibi kan dökerek bastırdı. İsyan sırası Mehmet Ali Paşa'nın korkusu ikinci Mahmud'un bunu bahane edip Suriye'ye müdahale etme ihtimaliydi. Eder mi? Ederdi. Mahmud Han hazır böyle bunlar isyanla uğraşırlarken kelleyi kesecekti. Ve Mehmet Ali Paşa 4 Eylül 1834'te Avrupa devletlerine bağımsızlık ilanını için kararlı olduğunu bildirdi. Ben bağımsızlığımı ilan ediyorum arkadaş dedi. Tabi Babali şaşırdı. Herkesin gözü İstanbul'da. Bu diplomatik çıkışın hedefi mevcut durumunun muhafazasından yana olan, İhtilafların barış yolu hallini isteyen veya Mehmet Paşa'nın böyle bir istiklal kazanarak Orta Doğu'da büyük bir baş ağrısıyla karşı karşıya kalma endişesiyle İngiltere efendim bu hususta Mehmet Ali Paşa'dan çok rahatsız oldu. Çok. Hani destekliyordunuz ya? Hani destekliyordunuz? Ama ne oldu? Kızıl Deniz'de yolunu kestiler. Kızıl Deniz'de yolunu kesenden İngiltere şimdi öcünü alacaktı dedik. Ama Mehmet Ali Paşa'nın hayatı ile ilgili anlattığımız şeyleri burada maalesef daha bitiremedik. Haftaya ömrümüz varsa Mehmet Ali Paşa'nın akıbetini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik Pasa'da Burcu Turan bizlere yardımcı oldu ve programı hazırlayıp bu ana kadar sunmaya çalışan ben İsmail Yağcı, ekibim adına bütün dinleyenlerime evlerinde, işlerinde huzurlu, rahat, mesut ve bahtiyar bir ömür geçirmeni diliyorum. Hoşçakalınız efendim.